Sevgili kardeşlerim, ben size çok üzüldüğüm için sizin için kumbaramı patlattım. Bu paralarla istediğiniz şeyi alabilirsiniz. Mustafa Kağan'ın sizlere selamı var. Mustafa Kağan sizlere selam var. Sizleri çok seviyorum. Canımsınız. Cansın. İsmin ne senin? Mete. He? Mete. Mete sen? Esma. Esma. O ne Mete? Bu ne? Kumbaranı mı boşalttın? Kardeşler için. Allah'ım sizi esirgesin. Allah sizden razı olsun. Dediğim ki de. Cansınız siz. Can. Cansınız siz. Minik yürekler kumbaradaki paralarını, oyuncaklarını depremzedeler için gönderdi. Evet, Niğde'den gönderilen yardımlar var. Şöyle ve yardımların dersin. İçinde de ne göndermişler bakın. Bakın şuraya ya. Kumbaradaki notu açalım. Şu an burada parasını da göndermişler ama içinde bir de not var. O notu bir bakalım mı? Size yardımcı olayım. Evet. Kumbaramdan çıkan bu para ile inşallah istediklerinizi veya ihtiyaçlarınızı alırsınız. Esma Ceren, biz Özden ailesinden iki kardeş, İrem Su ve Eslinaz. Biz de sizin gibi sallandık ve çok korktuk ama geçecek, her şey eskisi gibi olacak. Kahramanmaraş merkezi yaşanan iki büyük depremin ardından Malatya'dan Elazığ'a birçok depremzede sığındı. Depremzedelerin bir kısmı Ağın ilçesinde misafir ediliyor. Depremde yani zengin, fakir hiçbir şekilde bakmadı. Biliyorsunuz işte biz Türkiye olarak deprem bölgesiyiz. Malatya'daydık biz de ilk depremde sabah. Uyku sersemliği, uyandık. Yani bizim bölgemiz için çok büyük bir depremdi. İkinci depremde zaten Malatya yerle bir oldu. Yani çoğu... En büyük hasar ikinci depremde oldu. İkinci depremde aslında evet, Malatya'yı yıkan deprem aslında ikinci depremdi. İlk depremde de yıkılanlar vardı ama maalesef ikinci depremde yani çok kötüydü. Biz bahçede yakalandık mesela. İkinci depremde bahçeye kaçmıştık. Orası da bayağı bir sıkıntılıydı. Anında belediyemiz, kaymakamlığımız yanımızda. Bunu görüyoruz yani. Destekler de geliyor derneklerden, işte Ağın Derneği'nden. Onun dışında diğer şeylerden de geliyor. Yardım yapan insanlardan sağ olsunlar. Vallahi şu an işte Ağın öğretmen evine geldik. Burada ihtiyaçlarımız karşılanıyor. Hiçbir sıkıntımız yok. Rahatız ama iyiyiz desem iyi değilim. Kötüyüm desem kötü değilim. Aileler dağıldı, çocuklar bir tarafta kaldı, biz bir tarafta kaldık. Şu an evin durumunu da bilmiyoruz yani, bir hasar tespiti de yaptıramadık. Yani burada tabii iyiyiz en azından bir... İl genelinde sıkıntı çok fazla olduğu yönünde gelen bilgiler Malatya'da. Biz iki gün önce gittim işte, bir öyle çıkmıştık bir eve girip kıyafet falan almak için öyle. Ama yani Malatya yok yani, öyle diyeyim. Malatya'da sağlam bina yok gibi geldi bana. Burada koordinasyon düzgün bir şekilde işliyor. Çok güzel. Her şey yolunda burası için. Ülkemize, milletimize geçmiş olsun. Malatya'dan geliyorum. Öğretmenim. Benim ev yıkıldı. Annem babamı getirdim. Şoklar Tokat'ta. Ama yine Rabbime şükürler olsun. Devlet var olsun. Benim 3 tane evim de gitsin. Ben buna razıyım. Sadece devletimiz var olsun. Harika bir şekilde bakıyorlar. Her ihtiyacı gideriyorlar. Benim annem 90 yaşında, baba 85 yaşında. İşte zar gece getirdim ben. Sırtladım getirdim. Çocuklar Tokat'taydı. Ben mecburen oradan Tokat'tan basıp geldim. Onlar oraya bıraktım. Ben geldim anne baba için. Ama bir sıkıntımız yok. Her şey ilgileniyorlar. 3 öğün yemeğimizi veriyorlar. Yatacak yerimiz sıcak. Daha çok şey yaşadık inşallah, tamam. Zor bir süreçten geçildi. Evet. İnşallah tamam. Söyleyecek söz bulamıyorum. Ev yıkıldı mı? Asaldı. Her taraf şey oldu gitti. Şu an nasıl durumlar burada? Durumları iyi, çok şükür iyiler. Allah razı olsun, devleti başımıza eksik etmiyor. Eşiniz falan var mı? Eşim var, o İstanbul'a, kaynanın yatalı İstanbul'a kaynım vardı, oraya götürdü. Şimdi bizim çocuklar da buradaydı. Şimdi getirdiler evlere, bakırdı hele hasar, şey... Çatak matak var direklerde. Bir gidek bir öğrenek gerek. Çocuklar buradaydı. Ben Irak'taydım da.
deprem ardında. Depremden sonra geldim. İşte dün gittik şeye. Bostan başında oturuyorduk Malatya'da. Görünce böyle. Yani eşya alalım diye gittik ama evin girileceği yok. Hatta yani merdivenlerden çıkarken duvarlar falan yıkılmış. Dışarıyı görüyorsun. Korktuk tabii, yani içeri girmenin ihtimali yok. Devlet Allah razı olsun yanımızda her şeyimizi karşıladı. Yani bizden daha zor durumda olan, dışarıda olan, çadırda olan insanlara özellikle yetişmek lazım. Biz yine buradayız çok şükür. Bizim bir ihtiyacımız yok. Burada durumumuz iyi. Yemeğimizi veriyorlar, yatağımızı veriyorlar. Var mı acil istediğiniz her, bir şey? Her an biz şu anda yok. Bir sıkıntımız yok. Valla burada çocuklara süt yok. İşte çarşolda bunlara torunlar hep hizmet. Bunlar evler komple yıkıldı. Poyraz inşaatı 13 katlı bir binamız vardı. Gözde Kadın Hastanesi'nde komple çöktü. Ağan Kaymakamlığı ve Ağan Belediyesi gerçekten bize ilk başta bayağı bize hemen bize yardım ettiler yani. Cebinden kaymakamımız, cebinden benim ilk çocuğum, bebeğimin çorabı bile yoktu. Kaymakam direkt çıkarıp bize para verdi ve bizim eşyalarımızı ilk aldı. Çünkü benim iki bebeğim vardı ve bizim evimiz 5 dakika sonra hemen yıkıldı yani. Ve buranın gerçekten Ağan'ın belediye başkanı ve Ağan kaymakamı bize çok yardım etti. Hatta buranın emniyet müdürlüğü çocuklarıma ayakkabı aldı. Çünkü ayakkabısız saat 4'te hemen kaçmıştı. 88 yaşında diyaliz hastası. Diyaliz cihazı bulamıyoruz. Kardeşim haftada 3 sefer Malatya'ya götürmek zorunda. Arapgir'de varmış, kapalıymış, açılacak diyorlar. Fakat biz diyoruz ki ağınımıza, ilçemize 2 tane diyaliz makinası koysalar. Mesela Malatya'da var diyaliz hastası. Ağının olup da arabanın içinde yaşamını sürdüren tanıdıklarımız var. Sıcaktayım diyorsunuz ama orada üşüyenleri düşününce ısınamıyorsunuz. O yüzden sığınacak bir yer bulduk ama çok eksiyiz biz. Ağına sığınan depremzedeler için yaşam alanları oluşturuldu. O yaşam alanlarında bütün ihtiyaçları karşılanmaya çalışılıyor. Acı ve yani zor günlerde ya. Kelimelerle anlatılacak. Burada Malatya'dan gelenler var mı içeride? Var, çok fazla var ilçede. 2000 yabancı var şu an. Yabancı değiller onlar. Onlar. Olmadığı için dedim yabancı. Şimdi yoksa dışarıdan gelen yardımlar burada ayıklıyorsunuz değil mi? Malatya'dan gelen misafirler var. Misafirler var, evet. Çok misafir var Malatya'da gelen. Her evde de en az 10-15 kişi aileler var. Misafir ediyoruz. İşte bizdeki birlik bu. Evet, evet. Burada da yardımlar gelmiş arkadaşlar gönüllü olarak burada. Evet, arkadaşlar gönüllü olarak yardımcı ayırıyorlar. Ayırıyorlar, dağıtıyorlar. Diğer arkadaşlar odun kömür yardımı yapıyorlar. Herkes elinde geleni yapıyor. Herkes bir taraftan çalışıyor. Sizi tanıyorum kardeşim. Ben aslen buralıyım. Ağanlısınız. Evet, aslen buralıyım ama Malatya'dan geldim. Hani. Siz de Malatya'da kalıyordunuz. Malatya'da yaşıyorduk biz de. Deprem günü işte kaçıp buraya geldik. Yani buraya geldik. Burada yardımlar geldi. Sağ olsun halkımız diğer şehirlerden yardımlar gönderdiler. Burada gelen depremzedelere yardım ediyoruz. Hepimiz için zordu. İlk depremden sonra içeriye giremediniz değil mi? Yok, giremedik zaten. Kolonlarda kırıklar vardı. Giremedik. Dışarıda bekledik. Gecesi buraya gelmeye çalıştık. Olmadı. Sabah. Dışarıda beklerken de bir gün sonra zaten 9 saat sonra da ikinci deprem geldi. Evet, ikinci deprem çok daha kötüydü bizim için. Yıkılmayan evler de zaten çok fazla hasar almıştı. İkinci depremde onlar daha fazla hasar evet. Alıp yıkılmayanlar da yıkıldılar. Maalesef. Alt pijama, alt iç giyim. Daha bayan, çok kadın, çocuk, erkek. Genelde erkek giyimde eksiğimiz var. Alt pijama. Kadında da alt pijama. İçlik tarzı, daha kalın şeyler. Kış günü soğuk çünkü. O yüzden daha çok bunlara ihtiyacımız var. Kalın kıyafetlere ihtiyacımız var. Elazığ'ın ilçelerine en büyük akın birinci Baskil, ikincisi Ağın olduğu nüfus ve yakınlık itibariyle. Çok ciddi depremzede çocuk ve yaşlı nüfusu Ağın'da bayağı bir arttı ki normal şartlarda belediye kış aylarında Ağın'da böyle bir nüfus girdisi beklemiyordu haliyle. Mevsim şartlarından dolayı ciddi bir yakacak, battaniye ve gıda ihtiyacı söz konusu olunca zaten Elazığlı sportif olta balıkçılar kardeşlerimiz halen afet bölgelerine yardımlarını götürmeye devam ediyorlar. Lakin onun haricinde burada böyle bir ihtiyaç hasıl olduğunu duyunca ilk olarak acil ihtiyaç olan odun yakacak elimizden geldiğince tedarik etmeye çalıştık. Ağın ilçesine gelen yardımlar belediye tarafından bir depoda toplanılıyor. Ardından ihtiyaçlara göre dağıtılıyor.
Dayı kendine var. Verilen sosyal yardımlaşmada verilen buralar. Kömürü at bıçağını ver. Buradaki insanlara bıçağım gönderen böyle gitti, kocaman yürekli insanlar yok var dediler. Devletin vatandaşa verdiği kömürler var. Görmüş olduğunuz bu kömürler. Ama bunun bir hikayesi var. Niğde'den yaşlı bir tane abimiz, devlet kendisine 10 torba kömür vermiş kışı geçirmesi için. Yaşanan depremin ardından, ben izledim gerçi o bölümü, yaşanan depremin ardından 2 torbasını buraya göndermiş. Bu kömürlerin 2 tanesi işte o insana ait, o duyarlı insana ait. Valla şu an biz çok iyiyiz, şükürler olsun, burada kayınvalidemin yanındayız. Biz birçok insana göre durumumuz çok iyi, yerimiz de iyi. İlk depremde dışarıdaydınız. Evet, dışarıdaydık. Yardımlar ulaştı. Ulaştı, geldiler sağ olsunlar. Yani sordular işte eksiğiniz var mı diye, hepsini karşıladılar. İşte şimdi 2 parça bir şeyimiz vardı, onları tekrar almaya geldik. Bir sıkıntımız yok şükür. Acil ihtiyacınız? Valla bebek olduğu için evde bebek bezi, işte bebeklere yönelik şeyler vardı. Onları karşıladılar. Yani yardımlarda bir sıkıntı yok. Yok, çok şükür, şükürler olsun. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'nın aracı geldi. Onlar da yardım getirdiler. Yardım getirdik İsmail abi. Ticaret Sanayi Odası olarak, üyeleri olarak. Sağ olsun başkanım da bizi karşıladı. Evet, yani yardıma ihtiyacı olan insanlar var. Evet, yardımlarımız da devam edecek inşallah. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim.